bu konu bitmesi için. Çok sıkmıyorum zaten. Geometri bizim için hafifletici bir şey. Soru çözeceğiz. Buradaki testleri çözeceğiz. Önce siz, sonra ben. Bir de elimizde geometri fasikül vardı. Onu da bitiriyorduk. Bitti mi? Ondan da çözüp böyle ilerleyeceğiz. Ama o biraz karışık, karışık sıralaması. Bakalım. Biraz konu ilerleyelim. Var mı cevap? Evet. Beraber bakalım bakalım. Düzgün bir altıgen. Şöyle eşit. Altıgen nedir? 60, yani iç açısı 120. Buraya ne kaldı? 30. Burası 90. Doğru mu? Şimdi bunu tam ikiye bölmüş. Tam köşegenden olduğu için 120 idi bu. O zaman 60, 60 olması lazım. 30 kaldı. Burası 60. Burası 60. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. Burası 6 kökü 3. FD diyor. O zaman 6 kökü 3 olmaz mı? Bazen düzgün altıgenin çevresini sorar. O zaman zaten 6 bildiğin için 6 ile 6 çarparsan 36. Sana burayı sormuş. 6 kök 3. Var mı soru? Bizim bilmemiz gereken şey bu tam köşegenlerden olduğu için şöyle şöyle normalde 4 eşit açıya bölecek. Yani 30, 30, 30, 30. Sende hangisi varsa ona göreceğiz. Burada 60 yazdık, burada 30 yazdık, burada 30 yazdık mesela. Buna dikkat edin. Köşegenden olması lazım. Düzgün beşgen. Hemen ne yaptık? 360'ı 5'e böldük. 72, yani 108. 108. 108. Buraya tam böyle köşegen diyemem. Bu kenarda kalsın. Yani bunları tam köşegenden ineceğini bilmediğim için bir şey yapamıyorum. Ama hemen şöyle yazarım. Şöyle yaparım. AE ile KE'ymiş bu. AK buymuş. Yani buranın ne olduğunu biliyoruz o zaman. 60. Burası 48. Burası 48. Var mı sorun? Yok hocam. Hocam K'den D'ye çeksek olur mu? Neyden? K'den D'ye sonra 60 ise B'ye bulmuşturuz. Şimdi sen B'den D'ye çizdiğin zaman tam o hizada olup olmadığını nereden anlıyorsun? Sorumu duydun mu?
Evet. Nasıl anladın? Hocam adını turu gibi kalem diye çıkarsak hani orada dinlik diye düşünüyorum. Tamam, senin dediğini anlıyorum. Sen diyorsun ki şöyle yaptım diyorsun. Değil mi? Evet. Ben böyle yaparsam o zaman burası kaçtır diyorsun. 54. 54, 48 topladım. 102. Doğru mu? Doğru. Ne kaldı buraya? 78. O zaman senin cevabın 78 olacak. Var mı ışıklarda? Yok. Yok. Nedeni belli ama. Şaşırmaya gerek yok. Şimdi bizim burayla buraya baktığın zaman şu BK'nın bunun hizasında olacağını bilemezsin. Tam bu hizada, yani bu çizdiği zaman şöyle kesecek 2'den. Bu çok iddialı bir cümle. Yani bunu bilemem. Burada paralel kenarlık bile yok bak. Şeyler bile yok, görüyor musun? 48 değil mesela. Sadece 60 60 60'ım var ve burası var. Şimdi soru gelelim buraya. Ben nasıl çözerim? Çok net bir soru soruyorum. Hocam 180'den 48 çıkaracağız. Sonra ikiye bölüp her iki açı zaten birbirine eşit olduğu için Evet. 60'dan. Herkesin diyeceği şey buydu. Hocam neye bu kadar bekliyoruz? Neye bu kadar bekliyoruz? Ne yapacağız diye sorduğunda yatay birleştirenler filan birleşmeyecek. Bakın zaten bu ikizkenar hocam. Bunlar birbirine eşit. Çıkaracağız, ikiye böleceğiz. Cevap 66. Tek yapmamız gereken şey buydu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Buraya baktığım zaman bir dakika, ders kaydını başlattım, bir bakayım. Tamam. BD DA dikmiş. Şu diki vermiş. Hemen şurayı zaten bulurum. 60. 8 verilmiş AE. Burası 8. EC 6. BE 6. 9, 9'un karşı 8'si, burası 4. Burası 4 kök 3. Yazdım sadece. Bize neyi soruyor? A, B, C, D. Hepsini soruyor. Tamam. Şimdi benim yukarı ile ilgili bir sıkıntım yok. Tabanı 10 bildiğim için, yüksekliği de 4 kök 3 bildiğim için yukarıyı komple bulurum. Peki aşağıyı? Nasıl bulursunuz toplam? Var mı cevap? Bana cevap söyleyebilecek olan. Hocam hani bir ara bir tane formül vardı, sinüsü kullanıyorduk. Onunla mı ilgili bir şey yapacağız? Evet. E, F, alfa. Alan bulması nedir? Çizilmiş mi? Çizilmiş mi? Nedir burası? 14 çarpı 10. 1 bölü 2. Neymiş açısı? Buraya bakarsan sinüs 60'ı daha önce de söyledim. Tekrar söyleyelim. Kök 3 bölü 2.
Şununla şu sadesim 5. 7 çarptım. Tüm alan neymiş? 35-43. Anlaşıldı mı? Hocam benim diğer formülüm vardı sanki. Diğer formülü mü? Evet. Neymiş o? Şimdi aynı EF'de ama bölü 2 miydi? Tam hatırlayamadım. Hayır, o değil. 90 olduğunda o. Alfa eline 90 olduğunda 1 bölü 2 EF sinüs 91 olduğu için bunu saymıyorsun. Yani etkisiz oluyor. 90 olduğunda ama 60 var burada. Anlarım hocam. Devam. Evet. Anan sorulmuş. Doksanlar verilmiş. Nasıl kullanırsınız? Hocam A'dan C'ye bir çizgi çeksek ayrı ayrı hesaplasak olmaz mı? Zaten öyle yapacağız. Başka bir ihtimalimiz yok. Çizdik. Önce bunu yapalım. Şuraya mesela A diyelim. A'nın karesi 6 kök 2'nin karesi 144 çarpı 2 36 çarpı 2 A'nın karesi. Buraya baktığın zaman 288 72 A'nın karesi. Toplarsam A kare 360'miş. A neymiş? Kök 360. O da 6 kök 10 demek. Herkes buraya katılıyor mu? Şimdi tekrardan buradan yapıyorum burayı bulmak için. Buranın karesi tekrar alındı 360. Attım bu tarafa. Şurada kenarda çıkarayım. 4 2 3 324. O zaman B'de 324'ün kök içinde oluyor. Şimdi bir saniye. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Buranın alanını bulmak istesek buluruz. Bununla bunun çarpımı 1 bölü 2. Şununla şu gitti. 6. 6 kök 2. 6 kök 2. 72. Bununla bunu çarpacağız ama bu kökten çıkabilir mi? Bir bakalım. Çıkıyor. 9 9. O zaman bu neymiş? 4 ile 81'in çarpımı 18. 18 ile 6'yı çarpacağım. 1 bölü 2'ye böleceğim. 9 kere 6 54.
İkisini toplarsan 126. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yapalım. Bursa. Tamam. Şöyle yaptım. A artı B'yi ne biliyorum? Tuz yedi. Burası ve burası. Otuz yediyi iki ile çarparsam 74. Ne soruyor bana? D, A, B. A, B, C'yi soruyor. 74 yani. Bunu soruyor. Bununla bunun toplamını soruyor. A, B, C diyor bak. Bununla bunun toplamı. Tamam. Testlerini çözelim biz her zamanki gibi. Diğerleri size öde. Test 2. Bakalım. A, E, C 160'mış. Şimdi A, E, C şurası 160. A, D, C 110. Zaten şu diyelim ki A, burayı diyelim B. A artı B artı 160 artı 110 360 eder. Yani attığın zaman buraya 90 eder. Şimdi 90 A artı B 90. Buraya da A yazalım. B yazalım. Bize sorduğu yer burası. X. Şöyle de yapabilirsin. A artı B. B. 160 değil miydi? Ha, onu diyecektim. A, B, X 60 eşit deyip buraya direkt ne dersin? 70. Veya iç açıları toplam bu. Bu, bu ve bu 360 dersin. İkisi de aynı. Var mı soru? Ya yok. Buradan yaparsın. Şu gösterdiğimiz formül. Dün de yazmıştık. Şöyle göstereyim tekrardan. Bunların toplamı buraya veriyor. Şunun. Üçünün toplamı buraya veriyor. O zaman A, X, B'nin toplamı 160 dersin. Bunu 90 bildiğine göre bu 70'tir. Veya ben böyle yapmayacağım dersin. Dersin ki bunun
bunun, bunun ve bunun toplamı 360 dersin. O zaman da 70 artı 2 tane A, 2 tane B, 180 eder. Artı 110, 360 eşit dersin. Yine bizim dediğimiz sonuç çıkar. Evet. Bir de dikdörtgenmiş bu. B, A, D. C, D, A. 360 olması lazım. 2A, 2B, 200, 360. Bu 160, 80. O zaman buraya 100 kaldı. Var mı soru? Yok hocam. Evet. N A D N D M M C C L bu. Bununla bu. Size bir şey hatırlattı mı burası? Hani demiştik ya, verilerin içerisi tam orta noktaları vermişse dışarıdakinin alanı içeridekinin iki katıdır demiştik. Dememiş miydik? Burası 8 verilmiş. Burası 10 verilmiş. 10 verilmiş. Şimdi oradaki özelliği göstermek için size soru güzel bir soru olunca bir göstereyim hemen. Hemen en sondaki hatırlayın diye. Şuradaydı. Bu. Değil mi? Hı? Evet, şu. Bu. Ortadan verilmiş. Ne diyor? Eşkenar dörtgen ve köşegenin uzunlukları kareydi. Köşegenler birbirine dikse bu sefer PQRT dikdörtgendi ve bu özellikler verildi. Kenarortay olduğunda. Ve bu diğerlerin özelliği. Bunları çalışın demiştim. Bir tane daha özellik verilmişti şurada size. Şu özelliği de unutmayın demiştim. Bir tane daha göstereceğim. Hatırlayın diye. Bunların hepsini kullanıyoruz. Şimdi burada ekstra olarak 90 olduğu zaman şu A kare, C kare, B kare, D kare unutmayın. Toplamları, çaprazları. Bunu da unutmayın. Soruya gelelim. Bekliyorum. Düşünmenizi bekliyorum. Bir dakika süreniz olacak.
fikir yürütmenizi istiyorum. Soruya bir bakın. Bir dörtgen olduğunu söylemiş. Bir inceleyin bakalım. Nasıl yorum yaparız? Fikir olan var mı? Hocam 1/2 8 serpon yapabilir miyiz? Ne yaparsın söyle. Şimdi yanlışınızı da doğrultusunu da düzeltelim. Ne yaparsın? Hocam ben şöyle düşündüm. 8 serpon 10'dan 80 1/2 40 oldu. Sonra 1/2 böldüm 20 diye. Tamam. Şimdi senin bu bulduğun ne? NKDM'nin adını değil mi? Ne soruyor ama sana? Kendisi. Alan buldun. Aynı sonuç olur mu? Olmaz. O zaman düşüneceğiz. Düşünün. Bunu birazcık siliyorum. Düşünmenizi istiyorum. Varsa cevap yorum yapıp çözeceğim. Cevap yoksa biraz düşünmenizi isteyeceğim. Güzel bir soru. Düşünmeyeceğim. Bir dakika, iki dakika daha şu düşünmenizi isteyeceğim. Gerekirse aradan sorayım. Güzel bir soru. Şurada şöyle bir durum var. Konuları karıştırmayın. Yani mesela tamam EF 1/2. Sen mesela deminki soru için de aynısını söyledin. Şimdi EF 1/2 sürekli her defasında kullanamazsın. Yani en azından ne olduğunu bileceksin. Büyük ihtimal biliyorsun ama sürekli tek bildiğin, yani o daha kolay gördüğün için çaprazda da bir sayı görmüşsen EF 1/2 yazıyorsun. Ama burada olay ondan ibaret değil. Yani birazcık dediğim gibi o kısımları iyi incelemek lazım soruyu hatalı düşünmemek için. Orada alan buluyorsun ki burada ortadaki açı, yani 1/2 yazdığın zaman ortada da açıyı tam bilmiyorsun. Sana kural sadece dışta yazılan bu A, B, C, D'nin alanının yarısı olduğunu söylüyor içerisi. Yarısı olduğunu söylüyor. Tek söylediği şey bu. Bize kuralı. Bundan sonraki şu an verdiği bize bunun çevresini soruyor sadece. Çevresi ne olacak diye. Biraz S1 yapamaz mısın? Nasıl? S1 yapsın. S1 nasıl S1? Cem yapıyorduk ya S1 S2 diye. Ama yine alandan gidiyorsun. Biraz düşünün bu soruyu. Birazcık. Şimdi birazdan yapacağım. Yani aradan soru yapacağım. Dakikamız geldi zaten. Arada bir düşünün. Fotoğrafını çekmediyseniz çekin. 10 dakika bir düşünün. Çektiniz. Şimdi yani diğerleri bazen direkt görüyorsun. Orada mesela aslında şey değil ama düşünün. Buraya baktık. Verilmiş bir şeyler var. X'i soruyor. Ne yapacağız? Demin gösterdiğim yukarıda geçerken özelliklerden. Kök 10'un karesi artı 9'un karesi. Aynen çaprazda alalım değil mi? Kök 19'un karesi artı x kare. Kök 10'un karesi artı 9'un karesi. Kök 19'un karesi 19 x kare 10 81 x kare attım 19'u bu tarafa. Buradan şimdi çıkarırsam ne çıkacak? Buradan eksi 9 çıktı. Çıkarırsam buradan da 72. Her tarafın
Kökünü aldım. Bu 6 kök 2 diye çıktı. Var mı sorun? Yok hocam. Peki. Verilen alanlar var. Bu alanlara baktığın zaman şimdi nasıl yapacaktık burada? S1 artı S2 artı S3 artı S4 değil mi? Tamam. Kimleri kimleri çarpıyorduk? Çapraz olanları. 8, 6, 9 ile şu. 8 ile 6'yı. 9 ile S1'i. 48 bölü 9. S1. 16 bölü 3. S1. Var mı soru? Hı?